bize fx'in buradaki sonsuz seriye eşit olduğunu veriyor ve bizden f'in 3. türevinin 0'da aldığı değeri bulmamızı istiyorlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu türevi benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Buna benzer soruları iki farklı şekilde yapıyoruz. Birincisinde türevi ifade hala sigma gösterimindeyken alabiliriz. İkincisinde ise seriyi genişlettikten sonra 3 defa türev alıp anlamlı bir sonuç elde edip edemeyeceğimize bakabiliriz. İsterseniz önce ikinci yöntemi görelim ve seriyi genişletelim. Fx eşittir n 0 iken -1 üzeri 0 1 eder çarpı x üzeri 0 artı 3 yani 3 bölü 2 çarpı 0 artı 1 yani 1 faktöriyel, bu da 1'e eşit olduğu için yazmayacağım. Devam edelim. n 1 iken -1 üzeri 1 yani -1 artıyı eksiye çevirelim çarpı x üzeri 2 artı 3 yani x üzeri 5 bölü 2 çarpı 1 artı 1 yani 3 faktöriyel, bu da x üzeri 5 bölü 6'ya eşittir. Peki n2 iken -1 üzeri 2 1 eder x üzeri 7 bölü 5 faktöriyel, doğru oldu değil mi? Evet, 5 faktöriyel. 5 faktöriyel bir bakalım. 120'ye eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1, evet 120 eder. Neyse, devam edecek olur isek eksi artı eksi artı şeklinde sonsuza kadar devam ederiz. Ve şimdi de türev almaya geçelim. F'in 1. türevi. Kuvvet kuralını birkaç defa uygulamamız lazım. 3x kare eksi 5 bölü 6x üzeri 4 artı 7 bölü 5 faktöriyel x üzeri 6 eksi artı eksi artı diye devam edeceğiz. İkinci türev, evet, bunun için yine kuvvet kuralını uygulayacağız. 6x değil mi? Eksi 20 bölü 6 x üzeri 3 artı 6 çarpı 7'den 42 bölü 5 faktöriyel, evet x üzeri 5 ve böyle eksi artı eksi artı diye devam edeceğiz ve nihayet sıra 3. türevde eşittir. 6 eksi 60 bölü 6 yani 10x kare artı 42 çarpı 5 210 eder. 210 bölü 5 faktöriyel ve x üzeri 4 böylece eksi artı diye devam ediyoruz. Şimdi bir de bunun 0'da aldığı değeri bulmamızı istiyorlar. F'in 3. türevinin 0'da aldığı değer. X 0 olduğunda, evet, x'i içeren bütün terimler 0'a eşit olacağı için geriye sadece 6 kalıyor, öyle değil mi? Yani F'in 3. türevinde 0, evet, bu 6'ya eşit olacak. Videonun başında da söylediğim gibi, bunu seriyi genişletmeden yani sigma gösterimini bozmadan da yapabilirdik. Şuraya yazayım. F üssü x eşittir sonsuz toplam, aslında bunları yan yana yazarsam daha da iyi olacak. Evet, f üssü x'i buraya yazmıştık. Bunun yanından devam edeyim. F üssü x eşittir sonsuz toplam, n eşittir 0'dan sonsuza. Bu arada bunun x'e göre türevini alacağız. Kafanız karışmasın. Yani n'in bize kaçıncı terim olduğunu verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Evet, bunun eğer x'e göre türevini alır isek yine kuvvet kuralını uygulayacağız. 2n artı 3'ü aşağı alacağız. Eksi 1 üzeri n çarpı 2n artı 3 çarpı x üzeri, kuvveti 1 azaltıyorum, 2n artı 2. Evet, bunu elde ederiz ve x üzeri 2n artı 2 bölü 2n artı 1 faktöriyel. Devam edelim. İkinci türev. Bu arada bununla bunun aynı şey olduğunu da bir kere daha söyleyeyim. Evet, f'in 2. türevi x eşittir n eşittir 0'dan sonsuza. Yine bir toplam alıyoruz. Eksi 1 üzeri n, ekranı da biraz kaydırayım. 2n artı 3 çarpı 2n artı 2 bölü 2n artı 1 faktöriyel çarpı x üzeri 2n artı 1. Bu arada tüm bu yaptıklarım karmaşık gibi görünse de aslında kuvvet kuralının uygulanmasından, yani kuvveti aşağı indir ve 1 azalt. Evet, bundan başka bir şey değil. 2n artı 2'den 1 çıkarsa 2n artı 1 kalır, öyle değil mi? Son olarak bir de 3. türevi bulalım. f'in üçüncü türevi x eşittir n sıfırdan sonsuza kadar eksi 1 üzeri n çarpı, bunu aşağı alalım, 2n artı 3 çarpı 2n artı 2 çarpı 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyel çarpı x üzeri 2n artı 1'den 1 çıkınca evet x üzeri 2n kalır. Bunun sıfırda aldığı değeri bulmak istiyoruz değil mi? O halde x yerine 0 koyacağız. F'in 3. türevinin sıfırda aldığı değer eşittir. N eşittir 0'dan sonsuza eksi 1 üzeri n. Ve şimdi işler ilginçleşecek. Çünkü bunu yani 2n artı 3 çarpı 2n artı 2 çarpı 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyeli 0 üzeri 2n ile çarpacağız. Bu noktada bunun 0 olduğunu görüp sonucunda 0 olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ama n eşittir 0 ile başlamamıza rağmen n'in 0'dan farklı tüm değerleri için bu terim 0 olacak ve bu terim kaybolacak. Başka bir deyişle önemli olan ve bizi sonuca götürecek terimin n eşittir 0 terimi olduğunu, evet bunu söylemek istiyorum. Neden diyecek olursanız n'in diğer tüm değerleri için bu terim baskın çıkacak ve sonuç 0 olacak da ondan. Bunun için de elimizde sadece birinci terim yani n'in 0'a eşit olduğu durum var. N 0 olduğunda ise eksi 1 üzeri 0 yani 1 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 1 çarpı 0 üzeri 0, bu da 1'dir ve sonuç 6. Bu yöntemle de aynı sonucu bulduk ama ben birincisinin biraz daha kolay ve anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Önemli olan hangi yöntemle yaparsak yapalım sonucun aynı olması. Ayrıca sigma gösterimini bozmadan çalışmak, genelleme yapmanız gereken durumlarda işinize yarayacağından bu yöntemi de aklınızda tutmanızı öneririm.